Sempozyumda İslam medeniyetinin doğuşundan günümüze Konya şehrinin tarihi, kültürü, sanatı ile iktisadi ve içtimai yapısı ele alınmıştır. Geçmişten günümüze tarihinde yaşananları, değişimleri, kadim şehir Konya'nın günümüze gelene kadar ki sürecinin yansımalarını içeren bildiriler, dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen tüm bilim adamları ve akademisyenlerimiz tarafından sunulmuş ben şu anda aramızda bulunan ve bu bildirilerle bizi aydınlatan bilim insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten şunu gördük, iki gün boyunca çok yoğun bilgi vardı biliyorsunuz buna şahit oldunuz. Bir kısım bilgiler, bir kısmına ben de şahsen katıldım. Yeni, yeni bilgilerdi bizim için. Bir kısmı revize bilgilerdi, bir kısmı da detay gözükse de aslında bunların hepsini topladığınızda Konya için yeni bir bakış açısı, yeni bir ufuk verecek bilgilerdi. Belki aydınlanmayan bir e, bilgilerin de ortaya çıkıp bizi yeni bir e, bilgi yumağıyla buluşturacak bir ortama bizi götürecek bu sempozyum. Bu bildiriler biliyorsunuz Türkçe ve İngilizce olarak çok kısa sürede kitap haline getirilecek. Tabii ki burada kritik olan şu, irsikah. Büyükşehir Belediyesi ve bir e, Konya Odası Karatay Üniversitesi. Birlikteliğin aslında bu e, gücünü gösteriyor. Bir arada olup böyle güzel projelere imza atıldığı zaman toplumda karşılığı da oluyor. Konya bu sempozyumdan sonra çok farklı bir yöne doğru gidecek bundan eminim. Tarihi dönemlerden aslında geçiyoruz. Bu anlamda şehre sahip çıkmak, kültürüne sahip çıkmak, insana sahip çıkmak, hepimizin vazifesidir diye düşünüyoruz. Bu anlamda bu Konya e, sempozyumunu önemli kabul ediyoruz biz, çok önemli kabul ediyoruz ve tarihe düşünmüş bir not olarak değerlendiriyoruz. Tarihiyle milletimizi barıştırmak ve buluşturmak. Bunun için bu sempozyumlar önemli. Doğru tarihi, doğru insanlarla birleştirdiğimizde inşallah geleceğimiz daha parlak olacaktır düşüncesindeyiz. Bu bir başlangıçtır. inşallah devamı da gelir ve Konya'mız için, İslam şehirleri için önemli bir not tarihe düşülmüş olur. Sanki biz biraz 13. yüzyılı yaşıyoruz aslında. 21. yüzyılda İslam dünyası olarak e, sizler de bahsettiniz e, Orta Doğu İslam dünyasında bir her cümerç içinde tabi Mevlana'ya, Yunus Emre'ye, Tapduk Emre'ye, Hacı Bektaş Veli'ye, Ahmet Yesevi'ye çok ihtiyacımız var bugünlerde. Ama e, e, o kadar e, e, şey bulamasak da Eee o liderleri bulamasak da ama manevi liderlerimizi bulamasak da en azından maddi liderlerimiz var şimdilik. Onlardan aldığımız ilhamla inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Moğol istilasının üstesinden geldiğimiz ve yeni bir medeniyet kurduğumuz gibi. Efendim zahmet ettiniz bu tarihi mekanda kapanışa beraber şahitlik etmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Efendim. Sağ. Olun.